Kara Havacılık Komutanlığı kapılarını açtı. Gazeteciler Türkiye'nin ilk milli helikopteri Atak T-129'u yakından tanıma fırsatı buldu. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği Atak helikopterleri 5 adet bulunuyor Kara Havacılık Komutanlığı'nda ve göreve daima hazırlar. Şu anda motorlarını çalıştırdılar. Birazdan da tüm hünerlerini sergileyecekler. İki Atak helikopteri Ankara semalarındaki gösteriyle göz doldurdu. Benzer taarruz helikopterleri için neredeyse imkansız sayılan manevraları Türk pilotları Atak'ta kolayca gerçekleştirdi. Aynı şekilde arkadaşlar tekrar bakın geri tam 90 derece. Şu anda 5 Atak helikopteri envanterde ve göreve hazır. Yıl sonunda bu rakam 9'a çıkacak. TUSAŞ tesislerinde üretilen 51 helikopter Türk Silahlı Kuvvetleri'ne peyderpey teslim edilecek. Şu anda pilotlarımız, helikopterlerimiz çok net bir şekilde söyleyebilirim göreve hazırdırlar. Havada kesintisiz 3 saat kalabilen Atak'ın silahları da milli. 4 silah istasyonu bulunan T-129'da aynı anda farklı mühimmatlarda kullanılabiliyor. Atak, roket sanca üretilen 19 adet güdümsüz roket, 4 adet uzun menzilli tank savar, 4 adet cirit ve mızrak füzeleriyle 2 adet Stinger füzesini taşıyabilme kabiliyetine sahip. Ayrıca burun topuyla 20 mm çapında 500 mermi de atabiliyor. Hemen dış istasyona kanatların dışında füze ikaz alıcılarını görmektesiniz. Bunlar ısı güdümlü füzelere karşı hareketli olan havada hareketli her türlü ısıl kaynakları algılayabilmektedir. Milli yazılımlarla donatılan Atak'ı kullanabilen pilot sayısı da 23'e çıktı. Kullandığımız FLIR sistemimiz dünya üzerinde çok iddialı bir sistem. Ve bugüne kadar gördüğümüz örneklerine göre çok daha güzel bir sistem. Ataklar için diğer ülkelerde sırada. Azerbaycan'a 60 adet helikopterin satışı için imzalar atıldı. Pakistan ise 17 Atak helikopteri satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldı.